Gezegenlerin neden kendi etraflarında döndüğünü illaki düşünmüşsünüzdür. Gelin bir de beraber düşünelim. Öncelikle Güneş sistemimize bakalım. Bütün gezegenler hem kendi etrafında hem Güneş etrafında dönüyor. Peki ya neden? Veya bu enerjiyi nereden buluyorlar? Ya da ne zaman duracaklar? Bu soruları cevaplayabilmek için ilk olarak Güneş sistemindeki gezegenlerin neden Güneş etrafında yörüngesi vardır sorusunu yanıtlayalım. Videoya geçmeden kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok destek olursunuz. İyi seyirler. Evrende kütleye sahip olan her madde kütle çekimine de sahiptir. Peki bu kütle çekim kuvveti nedir? Bir ton kum tanesinden tutun da en büyük yıldızlara kadar evrendeki her nesnenin diğer bütün nesneleri çektiğini yayınlamış okuduğu bir tez ile ortaya atmıştır. Dünyanın sahip olduğu bir kütle çekimi olduğu gibi dünya üzerinde bulunan maddelerin de bir kütle çekimi vardır ve bu kütle çekimi maddenin kütle büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Dünya üzerindeki maddeleri kütle çekimi ile kendine çekerken, dünya üzerinde bulunan maddeler de kütle çekimi ile dünyayı kendine çeker. Dünyanın kütle çekimi, dünya üzerindeki maddelerin kütle çekiminden kat ve kat daha büyük olduğu için dünya bu maddelerin kütle çekiminden etkilenmez. Ancak bildiğimiz gibi dünya üzerindeki maddeler dünyanın kütle çekiminden etkilenir. Mesela elimizde tuttuğumuz bir parayı bıraktığımızda yere düşmesinin sebebi budur. Yani kütle çekimi dünya üzerinde değerlendirildiğinde yer çekimi olarak da ifade edilebilir. Güneş, Güneş sisteminin kütlesinin %99,8'ini oluşturur. Yani Güneş, sistemdeki en büyük kütleye, dolayısıyla en büyük kütle çekime sahip parçadır. Bu durumda Güneş, çevresindeki gezegenleri kendisine doğru çeker. Peki, o zaman Güneş bu gezegenleri içine çekmek yerine neden etrafında bir yörüngede tutuyor? Gezegenler oluştuğunda durağan değillerdi. Belli bir hızı ve momenti vardı. Moment tıpkı bir şeyin fırlatılması gibi onun uzağa gidebildiğini gösterir. Newton'un hareket yasalarının ilki olan eylemsizlik ise cisimlerin hareket durulmalarının değiştirilmesine olan dirençtir. Yani durağan bir cisim durmaya, hareket bir cisimin hareket etmeye devam etmek ister. Hareket eden bir cisim, onun hareketini engelleyecek veya yavaşlatacak bir kuvvetle karşılaşmadıkça hareketine aynı hızda ve doğrultuda devam eder. Aynı şekilde durağan bir cisme herhangi bir kuvvet uygulanmadıkça, durağan cisimde durma eylemine devam eder. Yani burada iki kuvvetten söz ediyoruz. İlki, Güneş'in gezegenlere uyguladığı kütle çekimi, ikincisi ise, gezegenleri Güneş'ten uzaklaştıran moment kuvveti. Newton'un hareket yasalarından diğer her şey gibi gezegenler de etkileniyor, gezegenler moment kuvvetini ve hızını korumaya çalışır. Yani gezegenler Güneş'in kütle çekimine karşı koyarlar fakat kütle çekimi daha fazla olduğu için gezegenler Güneş'e tam çekilmeyerek etrafında yörünge oluştururlar. Mesela varsayalım ki Güneş bir anda yok oldu, o vakit gezegenler belli bir süre sonra uzay boşluğuna doğru hızla hareket etmeye başlarlar. Gezegenlerin Güneş etrafında belli bir yörüngede dönmesinin sebebi budur. Peki, gezegenleri kendi etraflarında döndüren güç nedir? Bu soruyu yanıtlayabilmek için gezegenlerin nasıl oluştuğundan kısa bir şekilde bahsedeceğim. Güneşimiz daha yeni oluştuğunda etrafında fazlasıyla gaz ve toz bulunuyordu. Çok küçük boyutlardaki toz kümelerinin ani ısı artışıyla erimeleri sonucu erimiş kaya parçacıklarına dönüştüler. Çekim kuvveti ve türbülansın etkisiyle bir gelip kümelendiler, 1 ila 10 metre çapında toplar haline geliyorlar, daha sonra çarpışarak 5 kilometre çapında gezegenlere dönüşüyorlardı. Ve sonraki birkaç milyon yıl boyunca çarpışmalar devam etti ve her yıl yaklaşık 15 cm'ye kadar büyüdüler ve bu çarpışmalar kusursuz ve elastik bir çarpışma olmuyordu. Bu kümelenen kaya parçacıkları her zaman merkezden çarpışmıyorlar. Merkezin dışında kalan bölgelerde de çarpışmalar gerçekleşiyor. Bu çarpmanın etkisiyle dönme gerçekleşiyor, yani moment oluşuyordu. Mesela bir kapı düşünün ve bu kapının menteşe kısmına D noktası diyelim. Kapı kolu bulunan noktaya ise diyelim ve bu iki noktanın tam arasında bulunan noktalara sırasıyla V diyelim. Kapı tamamen açık olduğunda biz noktasından kuvvet uygularımızdan kapının hızla kapandığını görürüz. Noktasında uyguladığımız kuvvetle eşdeğer bir kuvvetin noktasında uygarlarsak kapının daha yavaş kapandığını görürüz. Yine aynı kuvveti noktasına uygularsak noktasına göre daha da yavaş kapandığını görürüz. Kümelenen kaya parçacıklarında oluşan moment de aslında aynı mantık. Merkezin dışındaki bölgelerde çarpışma gerçekleştiğinde bir dönme hareketi gerçekleşiyor.
Peki o zaman neden tüm gök cisimleri saat yönünün tersine dönüyor? Aslında tüm gök cisimlerinin saat yönünün tersine döndüğünü söyleyemeyiz, ancak Güneş sistemimizdeki gezegenlerde böyle bir durumun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bunun sebebi ise Güneş bulutsusunun hali hazırda belli bir yönde dönüyor olması. Yani içerisinde bulunan cisimlerin de momentumunu koruması beklenir. Bu momentum korunacağı için bulutsunun içindeki gök cisimlerinin hem kendi etrafında hem de Güneş'in etrafında aynı yönde dönmesi beklenir. Ancak beklenenin aksine bir dönüş gerçekleştiren gezegenler de vardır. Mesela Venüs saat yönünün tersine değil de saat yönünde dönmektedir. Bunun sebebi oluşum döneminde Venüs'e ters yönde çarpan bir gök cismi olabilir veya Güneş'e yakınlığından dolayı bilmediğimiz bir etkileşim sonucu ters dönmeye başlamış da olabilir. Aynı Venüs gibi Uranüs gezegeninin de beklenenin aksine bir dönme ekseni vardır. Uranüs'ün kutup Güneş'e bakacak biçimde bir tekerlek gibi dönmektedir. Bunun da sebebi Uranüs'e çarpan bir gök cismi olabilir. Gezegenlerin kendi etrafında neden döndüğünü söyledik. Fakat neden hala dönmeye devam ediyorlar? Veya ne zaman duracaklar? Yeryüzünde bir topu fırlattığımızda bir süre sonra hareketini durdurur. Bunun sebebi onun hareketine karşı gelen sürtünme kuvvetidir. Sürtünme kuvveti iki cisim arasında meydana gelen elektromanyetik etkileşimden kaynaklanır. Yeryüzünde bir topu fırlattığımızda bir süre sonra hareketini durdurur. Bunun sebebi onun hareketine karşı gelen sürtünme kuvvetidir. Sürtünme kuvveti iki cisim arasında meydana gelen elektromanyetik etkileşimden kaynaklanır. Fakat uzayda böyle bir durum söz konusu değildir. Uzayda hava yoktur, bu yüzden uzayda sürtünme kuvveti bulunmaz. Yani aslında gezegenlerin hala dönmelerinin sebebi onları durdurmaya yetecek herhangi bir kuvvetin olmamasından kaynaklanır. Tabii ki onları etkileyen bazı kuvvetler bulunmaktadır. Gezegenler kütle çekiminden etkilenir ve bu sebepten dolayı her geçen gün hızları azalır. Mesela Ay ve Güneş'in Dünya'ya yaptığı çekim kuvveti sebebiyle Dünya'nın hızının yavaşladığı bilinmektedir. 4 milyar yıl önce dünyamızı da bir gün 14 saat idi, şu an ise 23 saat 56 dakika 4.09 saniye sürmektedir. Bu yavaşlama yüzyılda 2 milisaniye olarak hesaplanmıştır. Aynı Dünya gibi diğer gezegenler de kütle çekiminden etkilenir. Ve bu etki sebebiyle dönme hızlarında yavaşlama meydana gelir. Newton'un hareket yasalarının ilki olan eylemsizliğinde dediği gibi, eğer bir şey hareket ediyorsa ve ona hiçbir dış kuvvet etki etmiyorsa sonsuza kadar hareketine devam eder. Gezegenleri etkileyen önemli ölçüde bir dış kuvvet olmadığından dolayı dönüşlerine epey uzun bir süre devam edeceklerini biliyoruz. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenmeniz yeterli.